Hayır sen tutma. Hayır biz şey yapacağız. Ben sıkıştım. En son olarak Hindistan'dan tanımlanan bir delta varyantı mevcut. Bu delta varyantı başlangıçtaki orijinal virüse ve alfa varyantına göre %60 daha bulaşıcı ve daha etkin görülüyor. Sonuçları daha sıkıntılı ve özellikle de delta varyantı ile karşılaşıldığında belli aşıların çok daha etkin olduğunu biliyoruz. Bu önemli. Bu 4 varyant sonrasında daha az, şu an için daha ülkelerde kısmen daha az sayıda gördüğümüz, belli yerelerde kümeler halinde gördüğümüz 7 tane de farklı varyant mevcut. Bu varyantlarla ilgili veriler giderek artıyor. Ama bu başlangıçta bahsettiğimiz 4 varyanta göre daha hafif bir seyir gösterdiklerini görmekteyiz. Bizim bu özellikle son zamanlarda dikkat çekici olan delta varyantı klasik Covid-19 enfeksiyonundan daha farklı. Yani işte ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ya da koku bozuklarının olmadığı bir klinik tabloyla karşımıza çıkıyor. Burada dikkat çeken husus kişilerde boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı gibi bir soğuk algınlığı bulgularının olması dikkatten kaçabiliyor. Ama bu dönemde bu tür bulgularla karşılaşıldığında özellikle delta varyantından, ki hem bulaşıcılığı yüksek hem de ölümcüllüğü nispeten yüksek, akla getirmek gerekiyor. Evet, ventilasyon. Normal koşullarda insanlar sana çöp verir. Ay, bunun tabii atık olması lazım ya. Şuna bakayım. Asıl yazı olarak güzel. Ben şey arıyorum hocam, böyle hani koronayla ilgili not alın.